Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı Ağıt hikayesinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Kabil rotasındayız. Rotkov'daki herkesin kendi sırrı var. Bazı yolların nereye gittiğini bilmemek daha iyidir. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 3 Sembol. Ay ışığı pencerelerdeki süslü ayaz desenlerinin arasından geçerek tuhaf gölgelere doğru akıyordu. Yerdeki alışılmadık resme baktım. Bir su yüzeyine benziyordu ama dalgalanmıyordu. Desenin üzerinde bir ayakkabı bastı. Ve zarif şeklini sert tabanıyla ayaklar altına aldı. Nick vardiyasından dönmemiş. İnşallah ona bir şey olmamıştır. Ellerini göğsünün üzerinde kavuşturmuş olan Dimitri, orada bulunan herkesin onu net bir şekilde duyabilmesi için merdivenlerde durdu. Bütün ekip oturma odasında toplandı. Bazıları gruplar halinde duruyordu. Diğerleri gölgelerin arasından öne çıkmıştı. Onunla birlikte rahip de ortadan kayboldu. Tuzaklar sağlam. Yani yaratıkların onlara saldırması pek olası değil. Ne bir mücadele ise ne de kan var. İkisi de akşamdan beri görülmedi. Şehre dönmemişler. Müfreze aramaya çıkacak. Hemen şimdi, gece vakti. Vahşi ormanın derinliklerinde. Herkesin arkasında bir koltukta oturuyordum. Ayrıntıları kaçırmadan resmin genelini gözlemleyen gizli bir ajan gibi. Sadece 15 kişiyiz ve etrafımızdaki alanlar çok büyük. Bu bir günden fazla sürecek. Odanın farklı köşelerinde duran ölümsüzlere baktım. Yine de müfrezenin 3 güçlü avantajı var. Onların bizim tarafımızda olduğunu bilmek güzel. Güçleriyle bize yardım etmeleri güzel. Biz burada inanç yolunu takip ediyorduk. Bizim tarafımızda olduğunu bilmek güzel. Ölümsüzler bize karşı olsaydı insanlığın hiç şansı olmazdı. Astrea ile karıştırdım. Orada inançtı, burada Tanrı'nın sesiydi. Dimitri konuştukça oturduğum eski, incelmiş, yıpranmış koltuk dünyanın en konforlu koltuklarından daha rahat geliyordu. Esnememek için kendimi zor tuttum. Loş ışık uykumu getirmişti. Uzun zamandır doğru dürüst uyuyamadım ve artık yorgunluktan ayakta duramıyordum. Ara sıra uyuyakalıyordum. Uyanıp tekrar uykuya dalıyordum. Önümdeki müfreze seyreliyor. Malikanenin kapıları açılıyor. İnsanlar çıkıyor. General hafifçe omzumu sallıyor. Lane. Ha, ne? Odana git. Burası uyumak için en iyi yer değil. Arkamı döndüm. Salon boş ve ıssızdı. Yanımda duran Dimitri şömineyi söndürdü. Yani diğerleriyle gitmem gerekmiyor mu? Senin mi? Dimitri bana büyük bir dikkatle baktı. Evet, sen kalıyorsun. Odana git ve uyumaya çalış. Farklı bir görevin olacak. Onu yerine getirmeye hazır ol. Gerisi seni ilgilendirmesin. Ya siz yokken Nick buraya gelirse? Ya da onu yok eden şey gelirse? Ha, yalnız kalmaktan korkuyoruz. Görünüşe göre Dimitri de aynı şeyi düşünüyordu. Adamlarımdan bazıları şehri inceleyecek. General yanıma geldi ve telsizini çıkarıp bana verdi. Bir an parmaklarımız birbirine değdi ve istemsizce vücudumdan geçen titremeyi fark ettim. Bir şey olursa onlarla iletişime geç. Hayır, hemen benimle en iyisi. Dimitri, senin güvenliğin konusunda başkalarına güvenemiyor. Vay Dimitri vay. Tamam. General kapıya doğru yöneldi ve ben telsizi iki elimle tutarak sessizce koltukta oturmaya devam ettim. Ön kapı çarparak kapandığında aniden kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettim. En azından iyi haber şu ki, bu kadar soğuk havalarda ormanda dolaşmak zorunda değilim. Rahat bir nefes aldım. İç çekişim malikanenin koridoru boyunca yankılandı. Gittikçe sessizleşti. Sustum, etraftaki karanlığa baktım. Dimitri haklı, uyumam gerekiyor.
Odam serindi. Karanlık, kasvetli tavan baskı yapıyordu. Eşyalardan gelen hafif ayaz nedeniyle oda bir mezarı andırıyordu. Masadan bir çakmak alarak Enna'nın daha önce kurduğu değişik ısıtıcıyı yaktım. Titreyen küçük ışık odayı loş bir ışıkla doldurdu ve etrafı biraz daha keyifli hale getirdi. Günümüzde böyle küçük şeyler bile çok mutlu ediyor. Yorganın altına girip başımı örttüm. Dimitri'nin bana verdiği telsizi yanıma koydum. Önce masanın üzerine, sonra daha yakına, yatağın serbest kenarına. Bir nedenden dolayı, pek tanımasam bile bu adamla olan hayali bağlantım beni sakinleştiriyordu. Rüzgar pencerenin dışında keskin bir ses çıkarıp uğulduyordu. Malikanenin bütün camları titriyordu. Camların çınlama sesi kattaki her odaya yayıldı. Her yerden gelip bir anda duran devasa uğultu tamamen yalnız kaldığım bu binanın büyüklüğünü hatırlattı. Kapıya bir şey mi dayasam? Her ihtimale karşı. En iyisi kapıya sandalye dayayayım, yataktan çıkmayayım. Yorganın altından çıktım ve soğuk yerlere basarak kapıya doğru yürüdüm. Küçük bir yapı oluşturduktan sonra geri döndüm. İçimdeki tedirginlik biraz azaldı. Üstle ilgili, geçmiş yaşamla ilgili, bir zamanlar yaşadıklarımla ilgili uykulu düşünceler aklımdan geçti. Rüya anılarıma karıştı, beni gerçeklikten gittikçe uzaklaştırdı. Müfrezenin üst hakkında ne bildiğini öğrenmem gerekiyor. Kesinlikle öğrenmem gerekiyor. Yavaş yavaş yorganın altı ısındı. Nefesim artık buhara dönüşmüyordu. Ellerim artık soğuktan titriyordu. Gözlerim yavaş yavaş kapanmaya başladı. Oturma odasında üzerime çöken uyuşukluk tekrar hakimiyetini kazandı. Uyuyakalmışım. Gecenin geç saatinde alarm. Kaygı rüyama nüfuz edip onu bir kabusa dönüştürdü. Sanki ateşim varmış gibi yatağın içinde çırpınıyor ve üzerimde biriken korkuları uzaklaştırmaya çalışıyorum. Hezeyan ve ıstırap içinde rüyayı gerçeklikten ayırt edemeden yanan yara izimi endişeyle kaşıyorum. Sanki derimin altına sıcak demir dökülmüş gibi. Odanın karanlığı yerini ormanın alacakaranlığına bırakıyor ve geri dönüyor. Biri beni çağırıyor, biri yanımda duruyor. Rüyamda geceyi ve gür ladin ağaçlarını görüyordum. Kocaman iğneli taçlarıyla gökyüzüne dayanan ağaçlar yukarıdan sarkıp beni gölgelerde saklıyorlardı. Arkamda kar gıcırdadı. Arkamı döndüm ama arkamda kimse yoktu. Etrafta sadece orman vardı, cansız ve boş. Şimdi yan taraftan ayak sesleri duyuldu, biri daireler çiziyordu. Kim var orada? Her şey bir an dondu ve sonra devasa gölgenin içinden yavaşça biri çıktı. Bu rüya mı? Rüyamızda ne işi var bunun? Nick. Yaklaştım. Adam cevap vermedi. Burada ne yapıyorsun? Nick kayıtsızca bana baktı. Kesinlikle varlığımı hissediyor. Ama nedense beni görmezden geliyordu. Herkes seni arıyor. İnatla beni fark etmeyen Nick sessizce yanımdan yürüdü. Bana onu takip etmem gerekiyormuş gibi geldi. Sanki onun yolunun, benim görmem gereken bir bitiş noktası varmış gibi. Ağaçların arasından kıvrılarak yavaşça ilerledik. Neredeyse hiç rüzgarın esmediğini fark ettiğimde şaşırdım. Sanki çevremdeki doğa, tıpkı Nick'in kendisi gibi beni görmezden geliyordu. Ve belki de ben ona ait değildim. Zamanın içinde asılı kalmış, bu tuhaf dünyada misafirdim. Ne kadar zamandır? Bu kadar zamandır neredeydin? Oğlum sen de konuş ha. Sana ne oldu? Çok geçmeden genç adamı konuşturmaya çalışmaktan vazgeçtim. Ayaklarım kara saplandı. Yerde kayıyormuş gibi görünen adamın sürekli gerisinde kalıyordum. Bacağım tekrar sıkıştığında Nick donup bekledi. Beni kesinlikle bir yere götürüyor. Terk edilmiş bir demir yoluna geldik. Yamuk raylar karın altından fırlayıp uçurumun üzerinde yükseliyor. İleri geri doğru ileri doğru uzanıyordu.
Belli bir şey görmeyi umuyordum ama burada sadece kar var, kan yok, ayak izi yok, sıra dışı bir şey yok. Peki burası neresi? Adam karlı demir yoluna yaklaştı ve sonunda durdu. Nick. Aniden bana baktı. Bu sefer görmezden gelmedi. Gözlerimin ta içine baktı. Hatırla. Ay senle de mi ortak bir geçmişimiz var? Dondum. Dudakları zar zor hareket ediyordu ama sesini sanki kulağımın hemen dibinde konuşuyormuş gibi net bir şekilde duyabiliyordum. Hatırlamalısın. Neyi hatırlamalıyım? Vücudum yanmaya başladı. Çarşafları yumruklarımda sıkarak yatağın içinde dönüp durdum. Hiçbir şey anlamadan uyanmaktan korkuyordum. Ve birden öfkelendim. Nick beni dolandırmıştı. Büyük boşluk hissettim. Gerçek Nick orada değildi. Anladım. Nick bana ipucu vermeye çalışmıştı. Hoş bir serinlik üzerime çöktü. Geriye sadece bulmacayı bir araya getirmek kalıyordu. Nick'in yüzü aniden yamuldu. Kederle doldu. Beni bul. Ay inşallah seni kurtaracağız. Birkaç adım geri gitti. Ne yapıyorsun? Dur. Greg bu yerin ne olduğunu biliyor. Bir şeylerin ters gittiğini hissederek ileri doğru koştum. Tüm gücümle göz kapaklarımı açmamaya çalıştım. Nick birkaç adım daha geriye gitti ve uçurumun kenarında havada asılı kaldı. Hatırla. Gecenin içinde erimeye başlayan görüntüsü sönmüş bir mumun dumanı gibi rüzgarla uçup gitti. Aniden gözlerimi açtım. Alnımda ter belirdi. Çarşaf vücuduma yapıştı. Karnım ağrı girmişti. Yorganı üzerimden atıp yatağın kenarına doğru sürünerek yere siyah bir sıvı kustum. Lanet olsun. Bana neler oluyor? Boğazım ağrıyor ama yara izi artık acımıyordu. Yorgunluk ve kabustan bitmiş bir hal, bitkin bir halde tekrar yastığa çöktüm. Yüzümden. Geçen güneş ışını gözlerimi açmamı sağladı. Güneşin doğuşu uzun zamandır daha iyi bir gelecek için umut getirmeyi bırakmıştı. Artık sadece doğuyordu. Israrcı ışıktan saklanmak, gizlenmek, kaçmak istedim. Yine bilinmeyenle savaşmak zorunda kalacağım yeni günün başlangıcını geciktirmek için her şeyi yapmak istedim. Koridorda yüksek sesle kapı çarptı. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Oluşan karışık ses ve hareketlerin gürültüsü tek bir anlama geliyordu. Müfreze çoktan geri dönmüştü. Ayak sesleri duyuldu ve Anna odaya girdi. Gözlükler gözlerinin altındaki koyu halkaları başarıyla gizledi. Ama donuk bakışlarını gizleyemedi. Uyandın mı? Dün kötü mü oldun? Burası göle dönmüştü. Ateş içinde yanan alnıma serin elimi koydum. Yara izi artık acımıyordu. Ah evet, bunun için üzgünüm. Nick'in ortadan kayboluşunun görüntüsü aklıma geldi. Onu buldunuz mu? Bu artık benim için çok önemliydi. Nick bir şeyler biliyor, bir şeyler görmüş olmalıydı. Ve bu şüphesiz ki benimle alakalıydı. Anna sessizce başını salladı. Büzdüğü dudakları bu konuyu gerçekten gündeme getirmek istemediğini gösteriyordu. Bu arada ölü gibi uyuyordun. Birkaç dakika kapıyı çaldım. Pencereden tırmanmak zorunda kaldım. Karda, buz sarkıtlarında. Teşekkür ederim. Çok hoştu. Bu kadar derin uyuyabileceğimi düşünmemiştim. Kapıya sandalyeyi neden dayadın ki? Bir şeyden mi korktun? Son olaylar göz önüne alındığında bunun faydalı olacağını düşündüm. Katılıyorum. Seni burada yapayalnız bırakmak iyi bir fikir değildi. Dolaptan temiz kıyafetler çıkardı ve bana verdi. Aa, bunların içinde çok güzel olduk. Bu da hoşmuş. Şunu alacağım ben, bunu. Saç. Aa, bu da güzelmiş. Niye her şeyi beğeniyorum?
Emma bunu beğendim. Herhalde bir şey vermiyordur. Bunu alalım. Üstümü değiştirince neşelendim. Kumaşta taze ayaz kokusu vardı ama daha da iyisi. Gece boyunca içine emdiği serinlik yayıyordu. Vücudum hala yandığı için hayatımı kolaylaştıran bu küçük detaya minnettardım. Sonunda mümkün olduğunca kısa sürede işe başlamak için oturma odasına gittim. Müfreze odalara dağılmıştı. Ağır aramalar sonrası yorgun ve bitkin insanlar yanımdan geçiyordu. Koridor bittiği anda gücüm beni terk etti. Başım dönmeye başladı ve düşmemeye çalışarak kanepeye çöktüm. Görünen o ki arkadan yürüyen Ena bunu fark etti. Hala kendini kötü mü hissediyorsun? Eğer yürüyemiyorsan bugün malikanede kal. Çeviriye yarın başlarsan kimse ölmez. Gerçekten kötü hissediyorum ama kendimi toparlamam gerekiyor. Bu yüzden dinlenebilirim ama kararları veren ben değilim. Adaptasyon puanı da veriyor. Hayır, her şey yolunda. Bana ne olduğunu ne kadar erken anlarsam o kadar iyi. Yatakta uzanacak vaktim yok. Emin misin? Dışarıdan durum farklı görünüyor. General odanın diğer ucundan bizi izliyordu. Onun ağır, kasvetli bakışları içimin kasılmasına neden oldu. Kafasını salladı. Yaklaşınca gözlerini kıza çevirdi. Ena, emrin yok mu? Sesi ciddi geliyordu. Gerçi tartışmaya tahammülü olmayan neredeyse kaba ses tonu da öyle. Böyle konuşmak için kendine ne kadar güvenmek lazım? Lane, burada kal. Sana eşlik edecek kimsemiz yok. Tek başınaysa çok kolay bir hedef haline gelirsin. Sen bizi kolay lokma san oğlum. Bunun dışında da bir sürü işimiz var zaten. Bir anda bakışlarını oradan geçen askerlere çevirdi. Peki neden herkes hala burada? Nick'in ortadan kaybolması şehir sınırları içindeki nöbeti iptal etmez. Askerlerin büzülmüş silüetlerini arkasında saklayan Greg içeri girdi. Her zamanki gösterişli gülümsemesi yüzünden kaybolmuştu. Hala neşelenmeye çalışıyordu ama arkadaşının ortadan kaybolması onu çok kötü etkilemişti. Ölümsüzler uçuştan döndüler. Hiçbir iz bulamadılar. Nick öylece ortadan kaybolmuş olamaz değil mi? En azından bir şeyler olmalı. Onlara ne zaman anlatmalıyım? Hem anlatmalı mıyım? Aptal olduğumu düşünecekler. Şehrin etrafında kar fırtınası var. İçinde kaybolmak kolaydır. Aramaya devam edelim. Çok geç olmadan her köşeye bakmalıyız. Greg iki kişiyi yanına al ve kaybolabileceği bölgenin tamamını bir kez daha tara. Ona sessizce seslendiğimde Dimitri çoktan dönmüştü. General. Oturma odasındakiler sustu. Merakla devamını bekliyorlardı. Telsiz. Dimitri başını salladı ve telsizi geri aldı. Aniden birinin özenli dikkatini üzerimde hissettim. Özenli dikkat derken Kira niye bizi merak etti? Kızın yüzünde zar zor fark edilen bir hoşnutsuzluk belirdi. Generali mi seviyor? Peki benim aklıma hemen sevme ihtimalinin gelmesi. O da neydi? Ofiste olacağım. Bir şey öğrenirseniz derhal bana bildirin. Bakışlarımız buluştu. Aptallık yapmak yok. General dışarı çıktı. Geniş sırtı günün parlak ışığında kayboldu. Daha sonra ekipten biri Ena'ya yaklaştı ve o da yanımızdan ayrıldı. Rüyamda Nick, Greg'in o yeri biliyor olması gerektiğini söyledi. Greg, Rotkov'da demir yolu var mı? Adam şaşkın şaşkın bana baktı. Nereden? Bir an durdu, sonra yaklaştı. Gözlerini benden ayırmadı. Kaşları hafifçe çatıldı. Orayı yalnızca ben ve Nick biliyorduk. Demek o uçurum ve o demir yolu, hepsi doğru. Ve rüya sadece benim hayal gücümün bir ürünü değildi. Yolu yalnızca Greg gösterebilir. Bana yardım etmeyi kabul etmesi için ona bir neden vermem gerekiyor. Rüyandan bahset. Yalan söyle. Yarı gerçeği söyle. Herhalde gerçeği söylesek bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Rüyandan bahset. Beni oraya götürürsen sana her şeyi anlatırım. Sözlerim onu gerdi. Cevap vermekten çekinerek bir süre düşündü. Ena ve ben tekrar bölgeleri dolaşacağız. Sanırım seni yanımda götürebilirim. Ama önce bunu nasıl öğrendiğini anlat. Tuhaf bir rüya gördüm. Nick beni bir yere götürüyordu. Onu takip ettim ve terk edilmiş bir demir yoluna geldik. Nick uzun bir süre sessiz kaldı.
ve sonra aniden onu bulmamı isteyip ortadan kayboldu. Ayrıca o yeri bildiğini de söyledi. Greg bana şüpheyle baktı. Elbette daha sıradan bir şeyler duymayı umuyordu. İlk kontrol ettiğim yer orasıydı. Boştu, izi bile yoktu. Gerçi, düşündü, ben müdahale etmedim. Sadece yüzündeki ifadelerin değişimini izledim. Tekrar kontrol etmeye değer. Greg sözlerini ciddiye aldı. Ona karşı dürüst olduğun için mutlu. Kar motosikletlerini bizim için hazırlayacağım. Ena'yı bul, meydanda buluşalım. Sizi orada bekliyor olacağım. Daha önce hiç cenazeye katılmadım. İlk başta ölümle karşılaşmadım. Sonrasında ise etrafta o kadar çok ölüm yaşanmıştı ki saymayı bırakmıştım. Üste çalışmaya başlamadan önce yüzlerce kişinin öldürüldüğünü gördüm. İnsan hayatı şaşırtıcı derecede hızlı ve kolay bir şekilde sona erdi. Bir gün yaya geçidinin diğer ucunda duran genç bir aile gözlerimin önünde yerin altına girdi. O dönem felaketler daha yeni başlamıştı. Daha sonra sık sık bakışları aklıma gelirdi. İnsanların aşağıya doğru kayan toprağa tutunmaya çalışırken yaşadıkları dehşet, kanayan parmakları. Midem bulanır, vücudum titremeye başlar. Ateş basardı. Ölüm korkusu ve sevdiklerimin adına duyduğum kaygı beni her gün çılgına çevirirdi. Şimdi ise o korkudan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Artık midem bulanmıyor, nabzım hızlanmıyor. Kalbim deli gibi atmaya başlamıyordu. Ne kendime ne de etrafımdakilere merhamet duymuyordum. Ena ile ikimiz kilisenin önünde duran kalabalığın arasından geçtik. Greg'in diğer tarafta bizi beklemesi gerekiyordu. Hareket etmemizi büyük ölçüde kolaylaştıran elektrikli kar motosikletlerini şarj ediyordu. Kar beyazı kış, bugün özellikle kasvetli görünüyordu. Siyah giyinmiş insanlar, neredeyse tüm şehrin veda etmeye geldiği tuhaf ölü adam hakkında sessizce fısıldaşıyordu. Bu pislik buraya da bulaştı. Onu gömmemiz eksikti. Yakmışlar onu ya, tabut boş aslında. Önceki gün karşılaştığımız hastanın naaşı ailesine teslim edildi. Cenaze. Nick bu kasaba konusunda haklıydı. Ve şimdi kendi de kayboldu. Meydan kilise çanlarının çalmasıyla doldu. Halk saygıyla sustu. Melodinin tüm çekiciliğini gergin çığlığıyla bozan bir çocuğun ağlaması duyuldu. Ah babacığım. Etrafta toplananlar giderek daha yüksek sesle boğazını yırtan çocuğu sakinleştirmeye başladı. Ena çocuğa üzüntüyle baktı. Beni ise bu çocuğun ağlaması pek etkilemedi. Hastanın çocuğu yoktu. Görünüşe göre toplananların her biri kendi acısının yasını tutuyor. Büyük bir sinir krizi geçiren şehir, bu trajik sayfayı çevirip yeni bir gün yaşamak için gözyaşı döküyordu. Kalabalığı geçip köşeyi döndük. Bulunduğumuz mahalle, meydandaki evlerden çok daha yoksul görünüyordu. Cepheler çatlaktı, çerçevelerin boyası dökülüyordu, yollarda eksik taşlar vardı. Ama alçak, eski evler yine de büyüleyiciydi. Hepsi Rotkov'un başarıyla kendi içine hapsettiği geçmişin yankılarıyla doluydu. Neden bu kadar uzun sürdü? Greg kaskını çıkardı ve kar motosikletlerinden birinin koltuğuna attı. Daha sonra katlanmış kıyafeti sepetten çıkarıp bana verdi. Yolda üşürsün. Lane'in dışarı çıkarken giyeceği kıyafeti seç. Daha sonra bu seçim değiştirilemez. Kış rüzgarı. Kuzey ışıkları. Kuzey yıldızı. Yıldızlı gece. Samanyolu. Bunu alalım. Bununla kışın bile üşümezsin ve bu sana çok yakışıyor. O yüzden bunu kendine sakla. Bunu yapmamız gerektiğine emin misin? Artık takımın bir parçası, değil mi? Konuşmalarını pek ilgi duymadan dinlerken giyiniyordum.
Eneva Girek kar motosikletlerine bindiklerinde kızın yanına yürüdüm ve sessizce arkasına oturdum. Hayır bekle, Greg'le gidiyorsun. Seninle beraber gidersek direksiyonu tutamam. Adama baktım, gülümseyerek önündeki koltuğa hafifçe vurdu. Bu şekilde ağırlığımızı kontrol etmem daha kolay olur. Kar motosikletleri evlerin arkasına geçti. Güçlü kolları iki yanımdan direksiyona uzandı. Sırtımla bazen kazara kendini bana gerektiğinden biraz fazla yaklaştırdığını hissediyordum. Ne kadar sıkışık. Gerçi adam çok iri, sıkışmamız normal. Havayı keserek seyrelmiş evlerin arasından geçtik. En öne çıktı motosiklete, sanki kızın hiç ağırlığı yokmuş gibi karın üstünde uçuyordu. Her eve ve ağaca bakarak aç gözlülükle etrafımı inceliyordum. Rotkov düşündüğümden çok daha küçükmüş. Malikane ve meydandaki evler şehrin en etkileyici binalarıymış. Ena, kestirmeden gideceğiz göl üzerinden. Aksi takdirde motosikletlerin şarjının yarısı gider. Cevap gelmeden önce telsiz iğrenç bir şekilde gıcırdadı. Anladım. Dikkatlice dönerek yavaş yavaş şehirden uzaklaştık ve buz kabuğunun üzerine çıktık. Ena'nın bıraktığı izin kayakların altından geçmesini izledim. Sonra bir çatırdama sesi duyuldu, kısa ve uyarı niteliğinde. Ay, başımıza da bin tane musibet geliyor. Ardından bu ses büyüdü ve etraftaki tüm alanı doldurup yuttu. Göl tamamen donmamış. Arkamda buz çatladı. Çabuk geri dönün. Lanet olsun. Doğrudan büyüyen bir mavi deliğe doğru gidiyorduk. Buz parçaları hızla suyun altına batıyordu. Ena kaçmayı başardı ve bizi kıyıdan izledi. Direksiyonu çevir, çatlağa paralel gidelim. Orada orman var. İlk ağaca çarparız. Ben kullanırsam çarpmayız. Fazla da iddialıyız. Kullanmayı biliyor musun? Sibirya'da çalıştım. Yapabileceğim en zor şey bu değil. Greg vakit kaybetmeden direksiyonu bana verdi. Hemen yön değiştirdim. Çatlak ilerledi. Onu geçebilecek kadar hızlı olsak keşke. Ondan kurtulsam mı? Ondan kurtulsam mı? Ondan kurtulsam mı? Kurtulma. Cazibe büyüktü ama Müfreze'nin böyle bir olaya nasıl tepki vereceğini biliyordum. Ena beni kıyıda yakalar, general bir esir gibi beni zincirlerdi. Başka seçenek kalmamıştı. Risk alıp şansa güvenecektim. Eğil. Ne? Hava direnci, haydi. Greg emri yerine getirdi. Sana sokulmasına izin ver, mesafeni koru, kenara çekil. Alalım. Direksiyonu iki elimle sıkıca tutarak öne doğru eğildim. Greg pozun belirsizliğinden dolayı gerildi. Dizleri kalçalarımı daha çok sıktı. Az da olsa motosiklet hızlandı. Çatlak yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Ormana yalnızca son metreler kalmıştı. Gerçekten işe yaradı mı? Motosikletimiz sert zemine çıktı. Telsiz tısladı. Sizi çıkışta bekleyeceğim. Eller direksiyonu daha sıkı kavradı. Bu kadar devasa bir araçta ağaçların arasından geçmek son derece zordu. Ama fren yapacak fırsat yoktu. Daha yavaş. Ben zarafetin ta kendisiyim. Daha az ağır olsaydın benim için daha kolay olurdu. Çok iyisin, özür dilerim. Sıcak nefesi boynumu gıdıkladı. Tüylerim diken diken oldu. Greg her hareketimi tekrarlayarak tüm vücudunu bana bastırdı. Başka bir durumda bunu hayal etmek zor olurdu ama şimdi o kadar doğal bir şeymiş gibi geliyordu ki. Sanki hayatımız onun kucak kuvvetine bağlıydı. Ağırlığımızı dönüşlerin karşı tarafına vererek hızla ağaçların arasından geçtik. Direksiyonu tutmayı nasıl başarıyorsun? Ellerim güçlü. Orman yolunun sonunda ışık alışılmadık bir şekilde titreşiyordu. Çıkış bu kadar çabuk mu? Ağaçlar aralandı ve geniş bir kış şelalesinin manzarası ortaya çıktı. Yavaşlamadan daha da aşağıya eğildim. Sen delisin. Ne alaka? Bu işin en eğlenceli kısmı. Oo, güzel. Aklıma Lou geldi.
Motosikletimiz yokuştan koptu. Havada yükseldik. Yanımızdan hızla geçen su damlaları parlaya parlaya kar beyazı uçuruma düşüyordu. Nefesim kesildi. Korkum adrenalinle karışmıştı. Aniden yavaşça havaya kalktığımı, ağırlıksızlıkta donduğumu hissettim. Panik oldum. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra Gray'in sakin sesini duydum. Tuttum. Belimde kayan eli beni sardı ve tekrar eski yerime oturttu. Greg elini çekmeden beni kendisine doğru çekti. Birdenbire elinin uyluğum boyunca yavaşça hareket ettiğini ve her kıvrımın hatlarımı okşadığını hayal ettim. O an bakışının olduğu yerlere dokunduğunu, vücutlarımız birbirine yapıştı. Greg üzerime eğiliyor, beni sarıp sarmalıyordu. Eli karnımın üzerindeydi ve uyduğunun iç kısmı bacağıma sürtüyordu. Bu düşünce içimin bir ip gibi gerilmesine neden oldu. Bilinçsizce geriye yaslanıp ona kendimi daha da çok bastırdım. Motosikletin kayakları yere değdi ve üzerimize bir kar dalgası yığıldı. Greg ayağa kalktı ve direksiyonu tutmama yardım etti. Motosiklet durdu, biz doğrulduk. Kaskımı dikkatlice çıkardım ve adama şaşkınlıkla baktım. İkimiz de hızlı hızlı nefes alıyorduk. Kalplerimiz hızlı atıyordu. Gülümsedi, ağzından buhar çıktı ve havaya karıştı. Tamam, sen harika bir sürücüsün. Ölümün eşiğindeydiniz. Son 10 dakikada 2 kez. Greg başka neler yapabileceğini merak ediyor. Bana birkaç ders verebilir misin? Başımı salladım ve kaskı aramıza iterek mesafeyi korudum. Anna bekliyor. Tam bir buz kraliçesi. Catherine. Yine de yer değiştirdik. Zorlukla yürüyerek adamın arkasına oturdum ve kollarımı gövdesinin etrafına sararak burnumu geniş sırtına gömdüm. O zaman gidelim. Motosikletlerimiz rayların hemen önünde durdu. Gündüz vakti orası hala çok sıra dışı görünüyordu. Ama Greg haklıydı. Hiçbir yerde bir mücadele ya da insan varlığına dair bir iz yoktu. Greg, burada hiçbir şey yok. Burada bir şeyler bulacağını nereden çıkardın? Bence sadece zamanımızı boşa harcıyoruz. Ormanın etrafına bakalım. Belki dün gece bir şeyi kaçırdım. Etrafıma baktım. Çıkıntılı raylar dışında manzara ilginç bir şeyle övünemezdi. Ama köknar ağaçlarının taze kokusu başımı döndürdü. Vahşi ormanın sesleri uzun ağaçların arasında yankılanıyordu. Çok yükseğe çıkmadık. Ama nedense nefes alamıyorum. Anna ve Greg ormanı inceleyerek ileri doğru yürüdüler. Ben içileden çıkarmaya başlayan kokulara ve seslere yaklaşmak istemediğim için sessizce raylar boyunca yürüdüm. Rüyamdan ilk aynı yerde yürümüştü. Hatırla. Bir rüyanın ya da uyanıkken görülen bir kabusun yankısıydı belki. Ama bir ses duydum. Yara izi yine rahatsız edici bir şekilde ağrıyordu. Eğilip bir avuç dolusu kar aldım ve acıyı en azından biraz dindirmeyi umarak elime koydum. Garip, kar pembe. Bir şeylerin ters olduğunu hissederek karı biraz kazıdım. Taze kar tabakasının altında eski, kanlı bir tabaka varmış. Anna, Lane, buraya gelin. Greg çizik bir ağaç gövdesini işaret etti. Boşuna gelmedik. Bakın, buraya bir tür sembol oyulmuş. Geceyi zarıyordum. Ağaçlara bakmayı düşünemedim. Bu ne sembolü? Sanırım bu işareti daha önce görmüştüm. Kitabın sayfalarından birinin şifresini çözebilmek için Hristiyanların iblis söylemiyle ilgili bilgilere ihtiyacım vardı. Referans kitaplardan birinde kesinlikle benzer bir şey vardı. Peki bu ne anlama geliyor? Hatırlamıyorum. Kitaba göz gezdirdim sadece. Belki manastır arşivlerinde bununla ilgili bir şeyler vardır. Kabil yardım edebilir. Başımı salladım. Daha önce yeni bir bilmecenin başına otururken sık sık yaşadığım beklenti hissini yeniden yaşadım. Anna ve Greg'e birinin karda bıraktığı kan izlerini gösterdim. Üçümüzün daha da ilerlemesinin bir anlamı yoktu. Çevredeki alanı iyice taramak için takviye gerekiyordu. Geri döndük. Greg ile Anna gördüklerini rapor etmeye gittiler. Ben de kiliseye doğru yola çıktım. Bu işareti tanımlamak gerekiyor.
Kilise soğuktu. İçeri girerken ürperdim. Bank sıralarının arasında bir yığın yırtık kitap vardı. Geçen sefer öyle bir şey yoktu. Yaklaştım. Yırtık sayfalardan birinde bir iblisi mızrakla delen meleğin resmi vardı. Mumlar aniden bir anlığına söndü ve sonra tekrar yandı. Önümde kırmızı gözler parladı. Kilisedeki atmosfer değişti. Kalbim duracak gibi oldu. Uyuştum. Sen de mi vaktinde bir şeytanı deldin yoksa? Tam ortada duruyordu ve üzerinde yoğunlaşan gölgeler canlı bir karanlık gibi etrafını sarıyordu. Seni bugün beklemiyordum. Bir kibrit yakıp önüne attı. Kibrit havada birkaç kez döndükten sonra kağıt yığınının içine düştü ve kitaplar anında parlayarak ateş aldı. Bunu niye yaptın? Isınmanı istedim. Bunlar sadece çöp. Ay çok düşüncelisin. Cevap vermedim. Ölümsüzlerin davranışları ve hedefleri benim için hep bir sırdı. Meleğin karşısına oturarak sessizce bir defter çıkardım ve birkaç kitabı yanıma aldım. Aralarında işe yarar bir şey bulunamadı. Hristiyanların iblis söylemi üzerine herhangi bir şey var mı? Muhtemelen bu yığın içinde bir yerlerde yanıyordur. Lan oğlum niye yaktın o zaman? Kabil sessizce tepkimi izledi. Onu ilginç bulmayarak yakınlarda duran kitabı aldı ve bana attı. Teşekkür ederim. Burada uygun bir şey olmalı. Cehennem yaratıklarının tanımına bir türlü odaklanamadım. Aklım sürekli ölümsüzlere gidiyordu. İblis öldüren melek. Gerçekte pek fazla kavga ediyorlarmış gibi görünmüyorlar. Daha fazlasını bilmek istiyorum. Uzaktan başlamam gerekiyor. Söylesene, cehennem var mı? Göklerde ne var? Ölümsüzler neden? Ölümsüzler neden var? Göklerde ne var? Kabil hemen cevap vermedi. Başını kaldırmadan kitabı karıştırmaya devam etti. Anya'ya sor, o daha iyi bilir. Ne tuhaf bir cevap. Gökler Kabil'in evi değil mi? Bu pek de düşündüğünüz gibi değil. Ölmek korkutucu değil. İnan bana, bu sadece acı. Aa, sen önce tanınmayan oldun, sonra mı melek oldun? Ölüm daha merhametlidir. Hayat ise çok daha büyük bir işkencedir. Burada en kötü kabusların gerçek olur. Ateş öyle bir üzüntüyle baktı ki, ateşe öyle bir üzüntüyle baktı ki, alevlerin onun içini ısıtamadığına üzülür gibiydi. Birden Kabil'i diğer ölümsüzlerin yanında hiç görmediğimi düşündüm. Kitaplardan birinin kapağı eriyip içeriye düştü ve bir sütun kıvılcım kaldırdı. Kitapları yakmak bizim koşullarımızda en iyi fikir gibi görünmüyor. Bizim için yarın olmayabilir. Gerçekten biraz rahatlayamaz mısın? Bu arada bu konuyla ilgili. Bir kitap yığınının üzerinde duranları alıp havaya fırlattı. Harabelerin bir kısmında terk edilmiş bir ambar buldum. Kabil oturduğu yerden kalktı ve meyveyi sıkabileceği bir nesne arayarak kilisenin etrafında dolaştı. Duvarların önünde eski kutular ve yıpranmış ahşap sandıklar vardı. Oradan bir kuzunun cilalı kafatasını çıkaran Kabil ona bakıp gülümsedi. Daha önce Rotkov'da bazı ritüellerin yapıldığını biliyor muydun? Her yerde olduğu gibi sanırım. Peki neden insanlar dua ederlerse göklerin onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyor? Kelimeler yalnızca bir şeye dayandığı zaman değer kazanır. Bunu söyledi ve düşüncesini bitirmeden birden sustu. Melek kafatasının içine neredeyse kurumuş olanları yerleştirdi. Sonra dudaklarıyla sanki öpüyormuş gibi hafifçe kafatasına dokundu. Ay hayır ya. Ve ardından sert çöp sıktı. Kırık kemikler narın içine saplandı. Kafatasında nar suyu. Çok iyi, romantik. Üstünde damlalar belirdi. Kamil kafatasından aşağı süzülen meyve suyundan bir yudum aldı. Bakışlarını yavaşça bana çevirdi. Dili bileğinde gezinerek kırmızı damlaları yaladı. İster misin? Ay lütfen istemeyelim.
Al işte, elmaslı elmaslı bir de buna bakacağız. Bak bakalım. İleriye doğru bir adım attım. Başım dönmeye başladı. Bir anda Kabil'in bir insan kafatası tuttuğunu ve meyve suyunun da daha yoğun bir sıvı olduğunu görmüş gibi oldum. Bu görüntü beni ürpertti. Dona kaldım. Fikrini mi değiştirdin? Kabil'in sesi beni kendime getirdi. Yaklaştım. Ben bir yudum alırken Melek dikkatlice kafatasını tuttu. Dudaklarım biraz önce dudaklarının değdiği yere değdi. Bilinçli bir şekilde mi değdi canım? Nasıl, beğendin mi? Cevap vermedim. Hissiyatlar beni o kadar etkiledi ki başım döndü. Sapıkça şeyler görmeye başladım. Var gücümle bu deliliğe direndim. Kes şunu, bana neler oluyor? Bir şey yaptığım yok. Ağır geldiyse sesi takip et. Onun imalı fısıltısı kafamda yankılandı. Beni baştan çıkardı. Belki de uykusuzluktan öyle oldum. Belki de ateşin sıcaklığı başıma vurdu. Ya da belki de beni çılgına çeviren sadece Kabil'in görüntüsüydü. Yani bahane arayacağımıza gerçeği itiraf edelim. Kurbanları burada bulurlarmış. Tanınmaz halde. Gülümsedi. Biz de Kabil'in kurbanı mıyız şu an? Ama çoğu zaman tabii ki bulunamazdı. Belki de onlardan geriye hiçbir şey kalmadığı için. Nefesim hızlandı. Alev parıltıları gözlerine yansıyordu. Gergin misin? Günah çıkarmak mı istiyorsun? Önünde bir rahip var. Fırsatı kaçırma. Geri çekildim ve ancak o an sırtımın sunağa dayandığını fark ettim. Buna ihtiyacım yok. Öyle mi? Halbuki burada durmak sana çok yakışıyor. Kırık kafatasını ateşe attı. İç kısımdaki kabuk solmuş, siyaha dönmüş ve buruşmuştu. Ya aynı şey rahibin ve arkadaşınızın başına geldiyse? Kim bilir? Tuhaf bir duygu içimi sardı, bacaklarım tutmadı. Yumuşak yerin içine girmeye, boğulmaya başladım. Böyle bir Kabil'in yanında ayarlarım tamamen bozuluyordu. Sıcak avucu elime dokundu. Kabil arkamda duruyor ve beni çaktırmadan destekliyordu. Meleğin sesini yandan, sonra yanımda duydum. Havada buharlaşıyordu. Her yerde ve hiçbir yerdeydi. Sonra aniden kulağımın arkasında belirdi. Ne dedi? Şarap içmeden sarhoş mu oldun günahkar? Garip bir his sıcaklığıyla beni sarıp sarmaladı. Melek biraz geriye yaslanıp ona yaslanmama izin verdi. Beni omzumdan tutarak başımı hafifçe kaldırdı. Bu ısı nereden geliyor? Ateş o kadar büyük mü? Ay, bu çizimi görmüştüm. Leğeni çok güzel çizmişler. Çok güzel. Biraz bakalım. Kabil yaklaştı, gözlerini kıstı. Ne? Bunu sadece dudaklarıyla, kışkırtıcı bir şekilde başına eğerek sordu. Bilincimin bulanıklaştığını izlemekten zevk alıyordu. Oyuncağı kırıp nasıl çalıştığını merakla çözüyordu. Onun yanında içinde bir şeyler değişiyordu. Neredeyse algılanamazdı. Ve bu nedenle takip edilmesi zordu. Ateşle oynuyorsun. Yanmamaya çalış. Geri çekildim ve onunla yüzleşmek için döndüm. Kabil sunağa oturdu. Sanki normal bir şeymiş gibi. Son derece rahattı. Çeşit çeşit ritüeller var bu arada. Bazı ritüeller çok daha... Şehvetli. Ay, biz şehvetli ritüel okumayalım lütfen. Kanın kaynadığı ve tutkulu inlemelerin duyulduğu ritüeller. Seninle burada baş başa kalmamak lazım demek ki. Sonra birilerini kesiyorlar ama bu hiçbir şey değil. Öne doğru eğildi. Çoğu zaman rahim kesilerek açılıyor. Tam burada. Parmaklarını karnımın üzerinde gezdirdi ve tam ortasında durdu. İçimdeki her şey gerildi.
Kabil elini çekmeden yavaşça bana baktı ve gülümsedi. Bu melek günahın ta kendisi kadar baştan çıkarıcıydı. Bu atmosferden kurtulmamız lazım. Nefes alamıyorum artık. En alakasız olanı bulana kadar kafamdaki soruları yokladım. Anya ve Palya'nın neden senden kaçınıyor? Ruh hali değişti. Gözlerinde buz gibi bir parıltı belirdi. Dudakları ince bir şerit haline geldi. Kanatlarını keskin bir şekilde çırptı ve mekanı ısıtan, aydınlatan ateş anında söndü. Kilise yeniden karanlık ve serin oldu. Konuşma bitmişti. Yanlış kelimeleri seçiyorsun ve yanlış kişiye soruyorsun. Gidip onlara mı soralım? Melek bana döndü ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturarak arkasına yaslandı. Bir süre sessizce ona baktım. Diyaloğa devam etmek istiyormuş gibi görünüyordu. Ama sessizliği tercih etti. Sembolle ilgili bilgi bulmam gerekiyordu. Çok yazık. Burada çok az materyal var. Belki de manastırın arşivlerine bakmalıyız. İblis söyleme hakkındaki kitaba tekrar baktığımda, bizimkiyle neredeyse aynı olan bir işaret gördüğümde şaşırdım. İşlerin bu kadar hızlı ilerlemesini beklemiyordum. Kitapta her işaretle ilgili Latince ve birkaç dilde açıklama içeren bir dipnot vardı. Ancak eski sayfalar solmuş, bazı yerlerde mürekkep çatlamış ve soyulmuştu. Bu da metnin okunmasını zorlaştırıyordu. Kabil'den yardım iste. Okuyabildiğini oku. Kabil'den yardım iste. Bu sayfada bana yardımcı olabilir misin? Melek pek arzu duymadan yanıma geldi ve kitabın üzerine eğildi. Anlamadığım bir yeri işaret ettim. Okült üstadlar eserlerinde sıklıkla bu sembolün kullanımına başvururlardı. Burada işaret, koruyucu iblis anlamında kullanılırdı. Bazı dini dallardaysa belirli bir iblisi çağırma işareti olarak kullanılırdı. Ama hangi iblisi? Yazıyor mu? Hayır, büyük ihtimalle çağrı ritüele bağlıydı. Ya da insanlar cehennemden dünyaya tam olarak kimi davet etmek istediklerini bilmiyorlardı. Her iblisin kendi adakları vardı. Yararlı bilgiler elde ettin. Başka bir şey var mı? Kim ve neden böyle bir işaret bırakmış olabilir? Herhangi biri olabilir. Bu tamamen zararsız bir sembol olabilir. Zaten dindar olan insanlar sıklıkla büyüye yönelir. Fanatik ya da ezilmiş olanlar. İster tek bir kişi, ister koca bir topluluk olsun. Şehirde kendi çıkarı doğrultusunda hareket eden biri var. Geriye kalan zamanı ek bilgi arayarak geçirdim ama başka bir şey bulamadım. Karanlık olduğunda Kabil beni malikaneye götürdü. Ena ile oturma odasında karşılaştım. General uzun süredir beni ofisinde bekliyormuş. Tanıdık koridor boyunca yürüdüm. Çok kısa bir süre önce buraya ilk geldiğimde beni nelerin beklediğini bilmiyordum. Bunu düşününce hafiften gerildim. Gerçi hala bilmiyordum. Kapının önünde durup derin bir nefes aldım ve kapıyı çalmak için yumruğumu kaldırdım ki içeriden ses geldi. Gel. Geldiğimizi bile hissediyor. Çok sessizdim. Bu nasıl bir kulak? Kapıyı iterek içeri girdim. Kapı iğrenç bir gıcırtıyla arkamdan kapandı. Dimitri pencere çerçevesine yaslanmış duruyordu. Omzunu cama vermiş, uzaklara bakıyordu. Otur. Sandalyeyi biraz daha uzaklaştırıp oturdum ve sabırla bundan sonra ne olacağını bekledim. Greg bana olanları anlattı. Sayende izleri bulduk. Rüyamızda dahil mi? Bakışlarını bana çevirdi. Peki nereye gideceğini nasıl bildin? Rüyamızı anlatmamış. Ben sadece... Yan tarafa baktım. Rüyamı yüksek sesle anlatmak zorunda kalmam sinir bozucuydu. O yeri rüyamda gördüm. Ama işareti ve kanı tesadüfen bulduk. İlginç. Dimitri durakladı. Peki bu sembol hakkında bir şeyler bulmayı başardın mı? Evet, muhtemelen öteki dünya varlıklarını çağırmak için kullanılırdı. Okült bir pratiğin, ritüelin, duanın parçası olabilir. Herhangi bir şey. Bu koruyucu bir iblisin sembolüymüş. Dimitri onaylayarak başını salladı.
müfrezedeki varlığın kendini haklı çıkarmaya başlıyor. Nasıl hissediyorsun? İş bitti şimdi aşk. Bunun hileli bir soru olduğundan oldukça eminim. Göreceli olarak iyi. Neden ki? Hafıza kaybı, uykuda çığlıklar, garip rüyalar. Bütün bunlar seni kötü yönde etkiliyor olmalı. Tanrı sesi yolu. General benden bir cevap bekliyordu. Sıraladığı her şey benim için yabancı ve geçici. Tıpkı bir hastalık gibi. Sadece doğru ilacı bulmam gerekiyor ve her şey normale dönecek. Evet zor ama yakında kendime gelirim. Tamam. Dimitri pencereden uzaklaştı ve masaya doğru bir adım attı. İri vücudu tehditkar bir şekilde üzerimde yükseliyordu. Nick'i bulmamız lazım. Belki o zaman ne olduğunu anlarız. Eğer bunu yaratıklar yaptıysa bunu bilmek isterim. İnsan yaptıysa bunu da bilmek isterim. Bir ara verdi. Ve eğer bununla bir şekilde bağlantın varsa özellikle bilmek isterim. Şimdilik gidebilirsin. Fırça bitti mi? Daha kötü olmasını bekliyordum. Vallahi ben de halimizi hatırımızı sorunca daha farklı bir konuşma bekliyordum. Kapıda bana seslendi. Lane, yanında bir kılıf asılı. Onu bana at. Kılıf mı? Bir yere gidiyor. Bence ben. Kılıfı ona kendim getirmeliyim. At, duymamış gibi davran. Duymamış gibi de davranmayalım şimdi var ya bizi mahveder. Kılıfı ona kendim getirmeliyim. Elastik uçlu deri kemerleri aldım. Hiçbir silah kılıfını daha önce elimde tutmadım. Düşündüğümden çok daha ağırmış. Generale fazla yaklaşmak istemedim. Tarafsız mesafeyi korumak daha mantıklıydı. Kılıfı ona uzattım ama elim kaydı ve kılıf yere düştü. Onu aceleyle kaldırdım ve masum bir bakışla tekrar uzattım. Sorun yaşamak istemiyorum. Yapabildiğim sürece masum oynayacağım. Böylesi daha kolay. İtaatkar, uysal, memnun etmeye istekli. Ve en önemlisi zararsız. Bana öyle geldi ki Dimitri'nin bakışlarında zar zor fark edilen bir hayal kırıklığı belirdi. Sanki bir şeyi bekliyormuş gibi. Kelimeler, krizler, duygular. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Hata bulamayacağım, boş bir sayfa olacağım. Omuzlarını dikleştirerek her zamanki hareketiyle kılıfı üzerine taktı ve sonra bana sırtını döndü. Yardım edebilir misin? Tabii. Benden tam olarak ne istediğini anlamadığım sadece dikkatlice kemerleri düzelttim. Parmaklarım onun üzerinde kaydı. Generalin kasları tişörtünün altından belli oluyordu. Hem de bayağı belli oluyor. Onlara dokunasım geldi. Sadece hissetmek için dokunmak nasıl bir duyguydu acaba? Ellerimin altında gerildiğini hissetmek. Sırf ben dokundum diye gerildiğini. Kayışları ayarlarken adamın vücuduna dokunmamak için kasıtlı olarak ellerimi olması gerekenden daha uzakta tuttum. Bugün sana malikanede kalmanı söyledim. Ama sen beni dinlememişsin. Seni cezalandırmak için sebep verme bana. Acaba sen nasıl cezalandırıyorsun? Kayışı istemsizce kendime doğru fazla çektim. Kumaş gerilip gıcırdadı. Tuhaf davrandığını düşünmeye başladım. Ama her şey yolunda görünüyor. Dimitri seni etkilemeyi başardı. İstediği buydu zaten. Bak sen çakala. Sesinden hafifçe gülümsediği anlaşılıyordu. Bizi oltaya getirmiş, yemlemiş. Sıktığım kayışı eski konumuna getirerek her şeyi tekrar kontrol ettim ve geri adım attım. Dimitri bana döndü. Bakma bana öyle, nefretin beni etkilemez. O kadar uzun süre şiddet ve zulümle dolu bir dünyada yaşadım ki, nefretle beslenmeyi öğrendim. Bu açlığı gidermek zor bazen. Askerler kronik olarak aç. General bana son kayışı uzattı. Ve diğer tarafta bir tane daha. Kibar bir gülümseme takındım. Elbette. Kayıtsız kalmaya çalışarak kılıfından kemerine kadar uzanan kayışı yavaşça bağladım. Ancak Dimitri'nin bakışları beni tedirgin etti. Garip bir şekilde yakındı. Birbirinden birkaç santimetre uzakta duran ayakkabılarımıza baktım. Bacağımı hareket ettirirsem onun ayağına dokunacağım. Toka tam olarak kapanmadan birkaç kez kaydı. Tekrar denedim ama yine başarısız oldum. Kemeri diğer taraftan tutmak için parmak uçlarımı Dimitri'nin kemerinin altına sokmak zorunda kaldım.
böyle bir şey yapabileceğimi beklemeyen general gerildi. Şimdi sıra bizde ha. Kemerin tokası kapanınca rahat bir nefes aldım. Kılıfı taktıktan sonra birkaç adım geriye gittim. Merdivenlerden aşağı inerken bir şeye hazırlanan birkaç askerle karşılaştım. Görünüşe göre general devriyeye çıkmak üzere. Ve kimse beni gözetlemiyor. Dışarıda hava karardı. Serin rüzgar yanaklarımın anında kızarmasına neden oldu. Sanki öyle olması gerekiyormuş gibi yavaşça cadde boyunca yürüdüm. Kiliseye yaklaşırken köşeyi döndüm ve sokağın karanlığında kayboldum. Hepsi giderse bu bir fırsat. Bir şekilde bu pencereden dışarı çıkmayı başardım. Belki geri tırmanmayı da başarırdım. Asıl mesele yakalanmamak. Dikkatlice köşeye baktım. Dimitri binayı herkesten önce terk etti. Yakasını yukarı kaldırarak nefes verdi ve astlarına döndü. Bir an beni fark edeceklermiş gibi geldi. Saklanmak ve beklemek zorunda kaldım. Tekrar dışarı bakana kadar dakikalar sonsuzluk kadar sürdü. Neyse ki binanın önünde başka kimse kalmamıştı. Tamam. Şimdi küçük bir mesele kaldı. Üst kata çıkıp düşmemeye çalışmak. Bunu yapmak için kiliseye tırmanmam. Ardından karşıdaki binaya atlamam gerekiyordu. Tuvaletteki pencereden içeri girebilir ve ofis kapalı değilse istediğimi öğrenebilirdim. Kilisenin kubbelerine ulaşmak sandığımdan daha kolaydı. Alçak çıkıntılardan daha yüksek çıkıntılara atlamam yeterliydi. Parmaklarım soğuk yüzeye sürtündü, ellerimin cildi acıdı ve yandı. Şimdi atla. Tüm gücümü toplayıp karşı binaya doğru zıpladım. Altımdan sokağın karanlığı geçti. Sonra taş pervazına tutundum. Tutunurken çok zorlandım. Parmaklarım kaymaya başladı. Ayağını çıkıntının üzerine koy. Zaten adaptasyon verenler işaretlenmiş. Fırsat bilip kendimi ittirdim ve bacağımı çıkıntının üzerine attım. Rahat bir nefes alabildim ve yavaş yavaş pencereye doğru tırmandım. Lanet olsun. Beni hoş olmayan bir sürpriz bekliyordu. Odanın sıcak havası pencere çatlaklarından süzüldüğü yerde panjurlar kalın bir buz tabakasıyla kaplıydı. Buzları kırabilirim ama beni duyabilirler. Başka seçeneğim yoktu. Dirseğimle şeffaf buz kütlelerine vurarak parmaklarımı çerçeveye soktum ve kendime doğru çektim. İlk başta zorlandım, neredeyse yapamadım ama sonra çerçeve gıcırdadı ve panjurlar açıldı. Neredeyse içeri doğru düşüyordum. Sonunda. İçeri girdikten sonra çömeldim ve etrafı dinledim. Bina sessizdi. Sanki gerçekten orada tamamen yalnız kalmış gibiydim. Arkamdaki pencereyi kapatarak dikkatlice koridora baktım. Işıklar kapalı. Burada kimse yok. Ay, gıcırtıyı duyunca korktum. Bir an kendi evimde olmuş gibi. Ofis kapısına yaklaştığımda koluna bastım. Bu kadar kolay açılacağını hiç beklemiyordum. Kapı açıldı ve ofise girip aceleyle kapıyı arkamdan kapattım. Kalbim heyecandan deli gibi çarpıyordu. Bu darbeler son dakikalarımı sayıyordu sanki. Belgeler masanın üzerinde bir yerdeydi. Ay ışığı ofisteki nesnelerin silüetlerini belirledi. Tüm dosyaları ve kağıtları dikkatlice inceledim. Gereksiz olanları bulduğum gibi yerlerine geri koydum. Sonunda tanıdık bir şey gördüm. İşte bu. General, ilk geldiğim gün benimle ilgili notları buraya yazmıştı. Soğuktan titreyen ellerimle kağıtları çıkardım ve masanın arkasına saklanarak yere oturdum. Üst kazası soruşturmasının kayıtları. Ekip ben gelmeden önce bu konuyla ilgileniyordu. Gözlerim çılgınca satırların üzerinde gezindi. Yazılanların çoğu formaliteydi. Sonuçları olmayan genel bir analizdi. Sibirya üssü yer altına girdi. Sebepleri belirsiz. Araştırma sonuçları kayıp. Bina yeryüzünden silindi. Sonraki satıra baktım. Kalbim durdu. Ay, şu müzik değişti, benim de kalbim durdu. Ama bu nasıl mümkün olabilir? General bir tek benim hayatta kaldığımı söylemişti. Tekrar okudum ve bir kez daha. Yazılanları idrak edemiyor gibiydim. Metni anlamak için kendimi zorlayarak neredeyse hece hece okudum. Hayatta kalanlar bir kişi. Üzeri çizildi ve tekrar yazıldı. Hayatta kalanlar iki kişi. E kim o zaman o iki kişi ve bunu da gerçek ne etkinliğinde görmüştük. Dimitri bunu sorgulama sırasında düzeltti.
Yani ben bu ikinci kişiyim. O gün herkes ölmemişti. Peki diğeri kim? Ve neden kimse bana bir şey söylemedi? Acaba bu güncelleme öğrenecek miyiz? O kişi kim? Diğer bölümleri merakla çekeceğim. Sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.